Bu parçada bize bir kavram sorulmuş. Bakalım sözü edilen ve sorulan kavram aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın yaşamı boyunca yaşadıkları, karşılaştığı olaylar bunlar karşısında anlayış geliştirmesine, düşünce üretmesine neden olur. Bu düşünce kişiyi yansıtır. Onu hakkında fikir edinmemizi sağlar. Fikrin kendisi nedir? Görüştür. Anlayış geliştirme nedir? Görüştür. O halde sorulan kavram nedir? Görüşün kendisidir. Cevabımız net olarak A şıkkıdır. Bu soru önermelerle ilgili bir soru. Bakalım aşağıdakilerden hangisi bir önermedir? Öncelikle önermelidir. Önerme doğru ya da yanlış yargı bildiren cümlelerdir. Bir öznesi, bir yüklemi, bir bağ vardır. Ve bazı şeyler önerme değildir. Yani her cümle bir önerme değildir. Soru cümleleri, bitmemiş cümleler, dilek istek cümleleri, doğa cümleleri önerme olamazlar. Şıklarımıza bakalım. Dünya düzdür. Bu doğruluk değeri alabilir mi? Doğru ya da yanlış değeri alabilir mi? Evet. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Biliyoruz ki yanlış. Ama bir önermedir. Çünkü doğruluk değerine sahiptir. Bitmiş mi yargı? Bitmiş. O halde net olarak bu bir önermedir. Peki camı açar mısın? Soru cümleleri önerme olabilir mi? Olamaz. Peki bitmemiş cümleler önerme olabilir mi? Olamaz. Ünlem cümleleri olabilir mi? Olamaz. Duygu cümleleri, ön, ünlem cümleleri önerme olamazlar. Yine bitmemiş cümle var. O da önerme olamaz. O halde cevabımız net olarak A şıkkıdır. Bu soru olumsuz önermelerle ilgili bir soru. Değerli arkadaşım bir şeyin olumsuz olabilmesi için sonunun ya değil alması lazım. Yazalım hatta düzgün bir şekilde yazalım. Şunu bir güzelce silelim. Ya değil olacak ya olmayan olacak yazalım. Ya sız ya sız ya mez ya maz'la bitmesi lazım. Yani yüklemde bildirilen özellik öznede olmayacak hocam. Bazı elmalar çürüktür. Elmaların çürülmesi olumsuz bir şey olabilir ama parçada biz biçime bakıyoruz. Olumsuz bir önerme değildir. Deniz mavidir, olumlu bir önermedir. Bütün güller sarıdır olumlu yönelmedir. Çocuklar çirkin değildir. İşte bu olumsuz yönelmedir. Hocam çocuklar çirkin değil diyor. Daha ne desin? Nasıl olumsuz olabilir? Demiyorsun. İçeriye bakmıyorsun. Sonu değille de bitmiş mi? Bitmiş. Olumsuz mudur? Olumsuzdur. Biçime bakıyoruz. Peki E şıkkına bakalım. Bütün şeyler kalabalıktır. Aslında kalabalık olması bir nevi olumsuz anlamına gelebilir. Ama burada olumsuzluk eki yok. Biçimsel olarak olumsuz değil. O yüzden bunu deliyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Bu soru tikel olumlu önermelerle ilgili bir soru. Demiş ki bize aşağıdakilerden hangisi tikel olumlu bir önermedir? Öncelikle tikel nedir? Tikel dediğimiz şey grubun bir kısmını kapsar. Genelde özne bazıyla, işte bir takımla, ondan sonra bir kısmı ile başlar. Olumlu da sonu değil, olmayan, mez, maz, bitmeyen önermelerdir. Şimdi bakıyoruz, Bütünle başlamış. Ondan sonra hiçbirle başlamış. Bunlar tümeldir. Çünkü grubun tamamını kapsarlar ele gitsin. Türkiye ile başlamış. Türkiye yarım adadır. Tek bir ülkeden bahsediyorsa, tek bir şeyden bahsediyorsa tekildir. Bunlar da ele gitsin. Bakın aradığımız C ve B şıkkında var. Bazı ve bazı ile başlamış. Ama bana olumluyu soruyor. B şıkkına bakıyorum. Bazı doktorlar gençtir. Olumsuz bir ek almış mı? Hayır. O halde tiker olumdur. Peki C şıkkına bakalım. Bazı arabalar benzinli değildir. Bakın yüklemde bildirilen özellik öznede yokmuş. değil almış. Dolayısıyla olumsuz, tikel olumsuzdur. Bunu da eliyoruz Çünkü cevap tikel olumlu olacaktı. O yüzden 5 hakkı doğru cevabımızdır. Bu soru gerçeklikle ilgili bir soru. Bize sorulan şey, aşağıdakilerden hangisi gerçekliğe örnek değildir? Sevgili arkadaşım, gerçekliğin tanımına bakalım. Gerçeklik bir varlığın insan zihninden bağımsız olarak var olma durumudur. Yani insan zihninin bir yorumu değildir demek istiyor. Bakalım kırmızı kalem bizim zihnimizden bağımsız olarak gerçekte var mıdır? Vardır. Yuvarlak bir masa vardır. Cisimler bırakılınca düşerler. Cisimlerin bırakılınca düşünmesi bizim zihnimize bağlı mıdır? Değil. O bir var, var oluşlarıyla ilgilidir. Bir doğal olayla ilgilidir. Dolayısıyla bu gerçekliktir. Güneşin yıldız olması bir gerçekliktir ay uydudur dediğimiz şey dediğimiz önerme değerli arkadaşım doğruluktur. Çünkü ayla ilgili bir fikir ileri sürülmüştür. Bu fikir doğruluktur. Yani şunu bilmen lazım. Varlıklarla ilgili bir durum varsa gerçekliğe gidiyorsun. Fikirle ilgili bir durum varsa doğrula gidiyorsun. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bu soruda bize verilen bir parça var. Biz de bu parçaya bakacağız ve bu parçaya dayanarak aşağıdakilerden hangisinin söylenebilir olduğunu bulacağız. Hadi bakalım. Yıllar önce dünyanın düz ve sabit olduğu görüşü hakimdi. Ancak gelişen bilim ve teknoloji dünyanın yuvarlak olduğunu, kendi etrafında ve güneşin çevresine döndüğünü kanıtladı. Geçmişte doğru dediğimiz bilgi Bugün yanlış oldu. Bugün değişti. Yani bilim ve teknolojinin değişmesiyle, gelişmesiyle birlikte ne oldu? Değişim yaşandı hocam. O halde şıklara bakabiliriz. A şıkkı doğruluk geçmiş bilgilerle çelişmemek demektir. Şimdi geçmiş bilgilerle çelişen bir bilgi vardı elimizde. Bu değişti. Hayır bu olamaz. Peki bilginin doğruluğu çoğunluğun onayına bağlıdır. Hiç çoğunluktan bahsettik mi? Hayır hocam. Peki insan zihni doğru bilgiye ulaşmada yetersizdir, zavallıdır insanoğlu dedik mi? Demediniz hocam. Peki gerçeklik zaman içinde değişme gösterebilir mi? Gösterebilir. Bir bu kalsın ama sanki bir şeyler var burada. Bir eksiklik var. Bir E şıkkına da bakalım. Gerçeklikle örtüşmediği anlaşılan bilginin doğruluk değeri değişir. Çok güzel. Bak gerçeklik değişmez. Gerçeklik dünyadır. Gerçeklik aydır. Gerçeklik işte göldür. Gerçeklik dankenistler. Doğruluk onunla ilgili ileri sürdüğümüz fikirlerdir. Burada dünya neydi? Gerçeklikti. Dünya değişmedi. Dünya ile ilgili ileri sürdüğümüz fikirler değişti. O yüzden cevap net olarak E şıkkıdır. Çok da güzel bir sorudur. Tekrar edelim. Cevabımız E şıkkıdır. Bu soru doğrulukla ilgili bir soru. Öncelikle doğruluğu tanımlayalım. Doğruluk nedir? Doğruluk gerçekliği olan varlıklarla ilgili İleri sürdüğümüz fikirlerin gerçeklikle uyuşmasıdır, örtüşmesidir. Yani doğruluk dediğimiz şey fikirlerle ilgilidir. Bu fikirlerin gerçeklikte nesnesine uyuşmasına biz doğruluk diyoruz. O halde yazalım. Doğruluk neyle ilgilidir? Fikirlerle ilgilidir. Bu fikirler gerçekte ne olacak? Uyum içerisinde olacak. Şimdi eşliklere bakıyorum. A şıkı, bilinen nesnenin özelliği midir? Nesnenin özelliği gerçekliktir. Unutmayasın, ele girsin. Bilginin gerçeklikle örtüşmesi midir? Kesinlikle öyledir. Peki bilen öznenin bilme durumu mudur? Hayır o gerçekliktir. Bakın burada yazıyor. Parçada da yerini göstermek istiyorum. Özne ya da nesnenin doğruluğundan söz edemeyiz. Gerçekliğinden söz edebiliriz. Devam edelim. Kişiye göre farklı değerler. Hayır insan zihninden bağımsız olarak var olma durumu. Gerçekliğin kendisidir. Cevap B şıkkıdır. Bu sorumuzda bir takım tanımlar verilmiş. Bizden istenen şey yukarıdaki tanımları sırasıyla hangi kavramlara ait olduğunu bulunuz diyor. Okuyalım o halde. Önermenin gerçekliğe uygunluğu nedir hocam? Doğruluktur. Peki insan zihninden bağımsız olarak var olma durumu nedir? Gerçekliktir. Bir görüşü gerekçeleriyle açıklamak nedir? Temellendirmedir. Nerede var? A bakıyorum. Doğruluk. Gerçeklik temellendirme o halde cevap A şıkkıdır. Bu sorumuzda felsefede bir görüşü gerekçelendirme aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Sana net olarak şunu söylemek istiyorum. Gerekçelendirmeyi gördüğün yerde temellendirmeye gitmen gerekir. Ama yine parçayı güzel güzel okuyalım. Biri deprem olacak dediğinde ona bunu nereden bildiğini sorarız. Ne zaman güneş tutulması olsa deprem oluyor, geçen ayda güneş tutulmuştu demek ki deprem olacak diyebilir. Bir başkası da bu konuda haber programında uzmanı dinledim. Bir fay hattında hareketlik varmış, orta büyüklükte depremler bekleniyormuş demesi bizim için daha inandırıcıdır. Çünkü daha güçlü bir gerekçesi var, bir nedeni var, bir sağlam temelli var. İşte gerekçelendirme devam etmemize gerek yok, temellendirmenin kendisidir. Eğer bir fikir gerekçesiyle, nedeniyle, niçiniyle söyleniyorsa, örnekleri veriliyorsa temellendirmeye gidersin. Cevabın D şıkkıdır. Bu soruda bir tartışma sırasında yapılması önerilen bir davranış sorulmuş. Parçamıza bakalım. Tartışmaların amacı görüşümüzü karşı tarafa kabul ettirmektir. Bu amaç doğrultusunda görüşümüze dayanak olan bilgilerden yaralanır, onu çürütmeye çalışırız. Grahman'ın geliştirdiği anlaşmazlıklar hiyerarşisi bu tartışmalar sırasında yaşanabilecek tatsız durumları engellemeye, anlaşmazlıklara çözüm bulmaya yarayan bir öneridir. Yani tartıştığımızda ona göre, Grahman'a göre karşıdaki kişiyi ne yapıyoruz? En basitinden hemen işte suçluyoruz değil mi değerli arkadaşım? Suçluyoruz. Ondan sonra hemen iftira atabiliyoruz. Onu da yazalım. iftira yanlış da yazmayalım. Ondan sonra kişinin kendisini değil mi? Kendisini yazalım kendisini karalıyoruz. Yani yapmamız gereken bunlar değil. Kişi bir şey söylediğinde karşı gerekçesini sunmamız lazım. Ben senin görüşüne katılmıyorum. Senin düşündüğün şeyinin şu 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 noktaları eksik. Bu bu noktalarda haklısın ama doğru olan budur diye karşıdaki kişiyi ikna etmen lazım. Hemen saldırarak, küfrederek, ederek suçlayarak, işte bağırarak, çağırarak tartışma bir yere kadar gitmez Graham'a göre. Graham'a 7 farklı basamaktan da bu arada bahseder. Diyelim ve şıklara geçelim. Karşı iddiayı ortaya atan kişiyi eleştirmek tartışma sırasında önerilebilecek bir davranış mıdır? Değildir hocam. Peki karşı tarafın ifade ed ediş biçimini eleştirmek? Hayır hocam. Karşı tarafın görüşündeki tutarsızlıkları nedenleriyle, niçinleriyle sunarsak işte güzel, doğru bir tartışma olur hocam. Önerilen budur. Peki karşı tarafı yaftalama, işte iftira atma değil hocam. Karşı kanıt sunmadan yalnızca bağırmak, çağırmak, karşı çıkmak o da değildir. Cevap C şıkkıdır. Bu soru felsefi sorularla ilgili bir soru. Bize sorulan şey buna göre aşağıdakilerden hangisi? Felsefi sorulara örnek değildir. Hemen şıklara bakalım. Herkes için ortak bir iyi var mıdır? Bu neyin sorusudur? Ahlak felsefesinin bir sorusudur demek ki bir felsefe sorusudur. İdeal bir düzen mümkün müdür? Siyaset felsefesinin bir sorusudur. Bilginin kaynağı nedir? Bilgi felsefesinin bir sorusudur. Varlığın ne olduğu bilinebilir mi? Varlık felsefesinin bir sorusudur. Ancak değişim hızı her toplumda aynı mıdır sorusu bir felsefi soru değildir. Sosyolojinin bir sorusudur. O yüzden cevap E şıkkıdır.